ne var bunda? Ne var bunda olur mu sen? Mahmuda dedikçe ahçı başı karşıma geçiyor. Armuda diye benden alay ediyor. Alay edeceğim, ne çıkar? Ne çıkar olur mu? Bugün bana armuda diyen yarın sana hıyar abi. Can kurtaran mı geliyor? Bak efendim. Bu hıyar bana dokundu. Tabii dokunur beyim. Hıyar yeme diyorum sana, dinlemiyorsun. Böyle bir yeme hıyarları yiyorsun beyim. Peki ne diyeyim sana? Efendim bana ibişti. İbiş. Gel ibiş. Köpek mi çağırıyorsun beyim derken? Ne oluyorsun? İbiş. Sade ibiş işte. Nasıl ibiş? Kıymalı ibiş. Kıymalı ibiş olur mu canım? Nasıl ibiş yani? Zeytinyağlı ibiş. Zeytinyağlı ibiş olur mu evladım? Canım zeytinyağlı fasulye oluyor da ibiş niye olmasın beyim? İbiş. Bak yavrum ibiş. Dinle beni. Ne oluyor ya? Emredim. Bu ne oluyor? Niye arkana döndün bu? Münir'cim ben bir mizansiyon yapalım dedim. Ne mizansiyonu? Tiyatro mu oynuyoruz burada? Bizim gelenekselimiz... Aman be, bizde öyle mizansen falan var mı? Sen buraya geçeceksin, ben buraya geçeceğim. Sen buraya işte bu kadar. Tamam ustacığım, kızma. Peki dediğin olsun. Tamam. Hadi, devam. Öyle ibiş mi? Arkanına dönme. Peki evladım ibiş diye bana. Evet. İbiş, gözünde bir nokta görüyorum. Anlamadım. Gözünde bir nokta görüyorum. Evet, kulağıma da karakol taşındı. Evladım bu kafa çatlak. Çatlak matlak, 50 senedir idare ediyorum. Ama yanıyorum. Yanıyorum. Ben de bu odun kokusu nereden biliyordum? Değil be Münir, gene yanlış kokmaya girdik. Evli, kardeşim sen bana yanıyorum deyince ne diyeyim? Etfaiye çağırma deyip daha buraya mı söyleyeceksin? Ya, Allah. Değil evlam, ibişten başladık ya oradan sonra tersine. Anneciğim sen verdin yanlışı. Değil biliyorum ben damat. Saygılardan bir demek abiler. Ne diyor bu? Eyvallah, hayrola. Ne istediniz kardeşim, bir şey mi istediniz? Sizin gibi iki usta oyuncuya gereksinimimiz var. Film mi? Hayır. Video mu? Reklam filmi mi? Allah korusun, müzikal olmasın. İlgisi yok. Nedir? Bir tür sokak tiyatrosu. Ama canlı yayın. İzleyici herkes, oyunu bilmeyen bir kişi. Bir gizli kamera şakası. Ne gibi yani? Bu iş bize göre değil. Kaç paraysa vereceğim. İşte o zaman hiç olmaz. Çünkü biz paraya alışkın değiliz. Para bizde alerji yapar. Şu arka sokakta bir kahve var. Oraya git. Orada bu işi tonla yapacak adam bulursun. Abi bize iki usta oyuncu gerek. Ben sizlerden başka usta tanımıyorum. Ya demek hayran mısın? Evet abi ben sizin kaynanalara bayılmıştım. Kaynanalar mı dedin? Evet abi oynadınız ya televizyonda 10 yıl kadar. Ben kaynanalarda hiç oynamadım. Nasıl olur sayın abicim siz Tekin Akmansoy değil misiniz? Yapma yok dur yapma. Boğulurum Tekin abi. Bana Tekin Akmansoy diyor. Boğulurum Tekin abi. Valla Tekin diyor. Karıştırdı çocuk ya bırak. Kurtar beni Gazanfer Özcan abi. Ne? Bırak yürü. Ben gebertim şunu. Bırak şunu bana. Bırak. Sayın Münir abicim, Sayın Erol abicim, siz tiyatroda prova yapmaz mısınız? Evet. Maalesef tiyatro rejisörlerinin prova konusundaki sapık ısrarı hala sürüyor. Bu prova sonradan icat edilmiş. Bizim geleneksel tiyatromuzda prova morava yok. Komik sağdan girer, ya Allah der, başlar oynar. Yani ne yapacağını, ne diyeceğini önceden belirlemiyor mu? Canım, komik ne okuyacağını bilir. Abiciğim, bizimki çok ciddi bir iş, komiklik değil. Komiklik çok ciddi bir iştir. Ya. Kocasin abi. Hoş gördük.
İstanbul'u nasıl buldu onu? İstanbul'u bulamadım. Anlamadım. İstanbul nerede? İstanbul'daydı işte, tam göbeğinde, hatta göbek deliğinde. Hayır, bizim İstanbul'umuzu nereye götürdünüz? Ellerimle yaptığım camilerimi bulamadım. Apartmanlardan camiler görünmez olmuş. Aa, o ne öyle? Boğaz köprüsü. Ah, eyvah! Canım boğazın üstüne köprü diye ede ede bunu mu eda ettiniz? Nesi var? Tövbe estağfurullah. Betonlu yığının arasına tel germişler. Tövbe tövbe estağfurullah. Ben o kadar köprü yaptım, hiçbirini görmemişler mi? Nesi var Boğaz Köprüsü'nü ya? Canavar gibi. Doğru buyurdun, tıpkı bir canavar gibi. İstanbul'un iki yakasına dişlerini geçirmiş bir beton canavar. 323 yapı yaptım, böyle çirkinliği yapmadım. Hiç mi mimar yetişmez oldu memlekette? Yok mudur mühendis anı devran? Yetişmedi mi benden beri bir ser imar anı cihan? Koskoca devletin ser mimarı yok mudur? Olayların mimarı Turgut var. Kendisi mimar mıdır? Hayır hayır, kendisi memurdur. Peki bunu köprü diye kim yaptı? Bunu bizimkiler yapmadı, bunu gavur yaptı. Vah vah vah, demek bizim köprülerimizi kefere yapar oldu. Keşke beni daha evvel çağırsaydınız, İstanbul'a gerdanlık bir köprü nakşitseydim. Sen de yaptın, aynısını yapacaktın Koca Sinan. Artık dünyadaki ideal ve standart asma köprü tipi bu. Ben yapsaydım sanat eseri olurdu. Bu inşaat olmuş. Nasıl böyle birdenbire bizim soframı dolduruyorsun? Sende padişah kompleksi mi var? Bir şahsiyet değil misin lan? İstanbul abi, affedersiniz abi. Abi senin baban. İbret alem için bir tane vezir astır oğlum Sultanahmet'te mi? Hünkârım, adam astırmakla bir şey hallolsaydı şimdiye kadar hallolurdu. Astırılmış olanın haddi hesabı yok. Ne yapalım peki? Tamam da nasıl basılıyor şimdi bu yazı bu kağıda? Bildiğimiz patates baskısını tekamül etmiştir hükümet. O sayfadaki kelimelerin harfleri bir bir yan yana, satırlar alt alta dizilip, topyekun mürekkeplenip, bir kere de kağıda şiddetle bastırılarak tab olunmakta. Ma o zaman harflerin ters çıkması iktiza eder mi? Harfler ters dizilirse düz çıkar hükümet. Öyle mi? Öyle ya. Bugün 1 dolar 2550 akçe. Akçe neydi? O hale geldi mi dolar mı? Kapalı çarşıda daha da yüksek bozan varmış diyorlar. O hale geldi ha memleket mi? Maalesef hünkârım. İyi tamam tamam, o zaman kalsın. Beni tarihe yazmayın, masraf olmasın. Dağla gittin başkent. Sırrını bulmuşsunuz siz. Bu evde hiç kavga olmaz. Yok canım, ediyoruz bazen. Kimi zaman insanın canı biraz kavga etmek istiyor, ediyoruz. Benim için yorucu oluyor. Ona bir şey olduğu yok. Sorun da o bana. Haklısın Görkemlik hocam, özür dilerim. Döv beni, döv beni, döv beni, döv beni diyor. Bir güzel dövüyorum, konu kapanıyor. Ha öyle büyük kavgalar olmuyor yani. Yok canım, bazen bayağı iyi dövüyorum. Montegüler'in oğlu Romeo'yu seviyorum. O da beni seviyor. Bizi evlendiriniz. Ah, ah. Zindanlar evim olsun. Sen benim 100 yıllık düşmanımın oğluyla evleneceksin ha? Eğer bu evliliğe muvaffakat edersem, gözlerim göz çukurlarından fırlayıp yekderinin çukuruna girsinler. Göbeğe sakınlar, ne ikiliyorsun lan? Bize zimmetli demir baş tabut ol. İdare eder ne derler son? Hadi şartı söyleyin. Neydi o şartı? Şartı neydi? Le soleil rendez-vous avec la lune. Le soleil rendez-vous avec la lune. Bir daha kabinin oyununda oynamam. Bu Ferhan manyak. Acayip.
gidiyor Paris'te Seine'nin kıyısındaki en yaşlı sahaftan en eski kitabı alıp geliyor. Hadi buyurun şakkan. Emekliliğim geldi, defteri kapattım. Zaten defterdarla da görüştüm. Ne vergi borcu beyefendi dedi. Çok sayın adam defterdar. Ben de Bodrum'un bir köyüne çekileceğim. Fener'in oraya maaşımı göndersin. Zaten kadı benim jübilem. Daha ne istiyorsunuz? Damat olacakmışak 7 yaşında mı, 70 yaşında mı? Havalıyız var mı bir kere? Bu kadar da değil artık. Biz ne fış geldiğimizi biliyorum. Cümlete merhaba. Merhaba Muhtar. Hoş geldin Muhtar Bey, Murat Tahin. Açık av. İyi günler Salih Bey. Size buranın havası da yetmez gibi geliyor bana. Yaylaya çıksa hastayım. Ya neden kaldın Muhtar? Evde süzdü, eve gittim. Televizyondan demireni seyrede seni. Yavaş ha, hadi diyorum sana. İyi akşamlar sevgili dostlar. Ünür Özkul Usta Kazancı Yokuşu'nda komşumdu. Zaman zaman yokuşta rastlaşırdık. Evine ziyarete giderdi. Ziyaretçisi çoktu. Feyz almaya gidilirdi o eve. O sırada İstanbul Satıyorum oyununu yazmıştım. Sahneye koymak istiyordum. Ve Mimar Sinan rolünde Ünür Özkul'u düşünüyordum. Kendisine teklif etmeye cesaret edemiyordum. Erol Günaydın'ı da düşünüyordum oyunda. Erol Günaydın'a metni gönderdim. Okudu, çok güzeldi. Mimar Sinan'ı da Münir abimle oynamasını istiyorum. Cesaret edemiyorum teklif etmeye dedim. Gel beraber gidelim dedi. Kolumda İstanbul Satıyorum dosyası. Erol abiyle gittik evine. Erol abi, Münir senin oynaman lazım dedi. Münir abi bir şey demedi, verdik teksi. Birkaç gün sonra Erol Günaydın telefon etti. Münir oynuyor dedi. Birdenbire dünyam değişti. Orta oyuncular ve genç takım nöbetçi tiyatroya iki yeni usta geliyordu. İstanbul Satıyorum'u 5 yıl oynadık. Daha sonraki oyunlarda da gördüğünüz yıllarca orta oyuncularda ben de başta olmak üzere hepimize ustalık etti. Münir abi benim tuluat yaptığımı bildiği için sakın bana sahnede tuluat yapma. Ben unuturum dedi. 2 yıl kadar dikkat ettim bu konuya. Bir gün ağzımdan kaçtı. Bir tülat yaptım ona. Birdenbire gözleri büyüdü. Kala kaldı Münir abi. Unuttum. Ben de ne yaptım lan ben duygusuna kapıldım. Ona repliğini hatırlatacak bir açmaz verdim.
gözleri ışıldadı. Söyledi, alkış aldı. Ertesi günde bir beyaz naylon torboyla geldik tiyatroya küçük sahneye. Al bu senin dedi. Nedir dedim, aç aç dedi. Kelasan Efendi'den kalan, Dümbüllü'ye geçen, sonra kendisine verilen kavuğu getirmişti bana. Peki Münir abi sana böyle naylon torbayla mı verdi Dümbüllü dedim. Yok, bir tören yapılmıştı dedi. Biz de yapalım o zaman dedim. Biz bir tören yaptık ve bana devretti kavuğu. Münir abiden hepimiz çok şey öğrendik. Ona çok şey borçluyuz. Teşekkürler Münir Özkoğlu. İstanbul Satıyorum'un provalarına başlayacağız. O müjdeli haberi Ferhan abi verdi bize. Dedi ki bu oyunda dedi Münir Özkul'la Erol Günaydın'la oynayacak. Ben daha tıfıl yeni tiyatrocuyum. Bir hafta falan uyuyamadım. Heyecandan. Yani çocukluğumuzdan beri hayallerimizde, beynimizde devleştirdiğimiz insanlarla aynı sahneyi paylaşacağım. Aynı oyunda oynayacağım. Yani muhteşem bir olay bu. Bir hafta kadar uyuyamadım. Sonra provalara başladık. Ve yavaş yavaş artık sahneye çıkıldı ve oyun başladı. Ve ondan sonra işte seyrettiğiniz gibi arka arkaya bir sürü oyunda birlikte sahneler paylaştık. Birlikte oyunlar paylaştık. Ben zaman zaman sizin yerinizde olur gibi, oturur gibi onu sahnede izledim seyirci gibi. Bazen kaptırıp gidiyordum resmen. Yani replik unuttuğum da oluyordu. Çünkü Münir Özkul oynuyor ve her hareketi çok acayip. Seyredip kaptırıp gidiyorsun. Oyuncu olarak bile kaptırıp gidiyorsun. İyi ki tiyatrocu olmuşum. İyi ki ustaya rastlamışım. İyi ki onunla sahne paylaşmışım. İyi ki ondan çok şeyler öğrenmişim. Sağ olasın ustacığım. Sayın Eskişehir Seyirciye alkışlıyoruz. Kusura bakmayın, ben konuşmayacağım, bir şey okuyacağım. Çünkü konuşursam çok sevdiğim insanlar hakkında ağlamaya başlıyorum. Size de haksızlık etmek istemem. Münir Özkul kim? En amatör profesyonel, en naif usta. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde yatılı okuyorum. Hafta sonları ablam Veli'yim geliyor beni alıyor. O zamanlar beyaz eldivenli garsonların kahve servisi yaptığı Kadıköy Karaköy Vapuru'nun birinci mevkisinde bu tarafa geçiyoruz. Tünelle Beyoğlu'na çıkıyoruz ve küçük sahneye gidiyoruz. Münir Özkul'u ilk kez orada gördüm. Yaz bekarında yani 1954 yılı yani 65 yıl önce. Ertesi yıl çayhanede seyrediyorum, sonra arsenik kurbanlarında. Yıl 1956, Beyoğlu'nda Küçük Parmak Kapı Sokak'ta, sonradan Genel Tiyatrosu olacak binanın karşısında Yeşil Horoz diye bir taverna var. Ben de ilk erkek arkadaşım, bir de onun ahbabıyla oraya gidiyoruz. Bir cumartesi akşamı zar zor bir masa buluyoruz. Biraz sonra garson geliyor, hatırlı müşteriler geldi. Hiç yer yok, acaba masanıza yer verir misiniz? Tabii diyoruz. Gele gele Münir Özkul, o zamanki sevgilisi, ve bir arkadaşları geliyorlar. Sabaha kadar oturuyoruz ve o geceyi mermer masalı bir Aksaray işkembecisinde bitiriyoruz. Sonra ben okula gidiyorum. Tabii Münir o geceden anımsamazdı ve ben yeni yetme bir kız. Oysa ben gece boyunca az konuşan, sevdiğinin omzuna başını koyup hem kavga eden hem ağlayan Münir'i hep o haliyle görüyorum. Sonra pek ayrılmadı yollarımız. Onun hep sevdiği kadınların omzuna başını koyup sevecenlik arayışına tanık oldu. 1966'da çok farklı bir boyutta tiyatro dünyasında yeniden karşılaşıyoruz. Sehmet Can, ben, Münir ve Suna. 1968'de LCC'de Haldun Bey'in Sersem Kocan'ın kurnaz karısı. Provalardan başlayarak kim bilir kaç kez izledim oyunu.
Tabii 65 yıla yayılan bu süreç içinde Münir Özkul önce Münir Bey oldu, sonra Münir, sevgili Münir. Yaşamımda çok önemli dönüm noktalarına yol açan öğütlerini aldım. Ve her zaman, her oyununda onu şaşkınlık ve hayranlık arası bir duyguyla izleyen seyircisi oldum. Şaşırtıcı olan, yıllanmış bir oyuncunun böylesine naif kalabilmesi, hayranlık uyandıransa profesyonelliğin böylesine amatörce bir coşkuyla sürdürülmesiydi. Tanıdığım insanlar içinde kibarlık ve zarafetle çekingenlik ve utangaçlığı harmanlamış birkaç kişiden biridir Münir. Ömrü boyunca kırmak yerine kırılmayı, incitmek yerine incinmeyi, hoşgörü beklemek yerine hoşgörü göstermeyi seçti. Onu insan ve sanatçı olarak tek sözcükle tanımlamam gerekirse hiç duraksamadan kirlenmemişlik derim. Gerçek yaşamında da, oyunculuğunda da en erişilmez niteliği özgünlüğüydü. Yaşamda ve sahnede ne hiçbir kişiliği taklit etti ne de hiçbir kişiyi. Yalnızca bu özelliği için bile onu ayakta alkışlamamız, önünde saygıyla eğilmemiz gerekir. Sayın Suna Selen'i sahneye davet ediyorum. Alkışlıyoruz. Bu tiyatro Suna Selen'in tiyatrosu. Biz orada misafiriz. Aman efendim, estağfurullah, rica ederim, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu gece için de size teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Peki Münir abinin bizim tiyatronun kulisinde büyüdüğü kızı Güner Özkul'u sahneye davet ediyor. Ferhan abinin dediği gibi biz Kazancı Yokuşu'nda komşuyduk. Babamla ağır ağır o yokuşu çıkarken o bizden biraz daha yukarıda otururdu. Onunla sık sık karşılaşırdık. Hatta Kazancı Yokuşu adlı kitabında bizim nasıl babamla ağır ağır çıktığımızı da anlatmıştı. O zamanlar çocuktum, Ferhan abiyi bilmezdim ama büyüdükçe, üniversiteye başlayınca artık Ferhan abi ve onun tiyatrosu bir efsane olmuştu. Şahları da vururlar. Bütün okulda konuşuluyordu. Bütün arkadaşlarım ona hayrandı. Hatta ikinci müzik kastı bizim okulda merdivenlerde sürekli oyundan şarkılar çalardı. Daha sonra babam bu tiyatroda oynayacağını söylediği zaman o kadar heyecanlandım ki, bütün arkadaşlarım o kadar sevindi ki. Çok havalı bir şeydi. Babam Ferhan abiyle birlikte orta oyuncularda oynayacaktı. Çok sevindik. Daha sonra bu babam için bir ilaç gibi oldu. Çünkü Ferhan abiden önce bir yine özel tiyatro hezimeti yaşamıştı. Hatta bir gün gelip, biliyor musun Güner, bugün 5 kişiyi oynadım demişti. Bunlar ne biçim insan, perdeyi kesip kostüm mü yapılır canım demişti. Burada hep el üstünde tutuldu, hep çok saygı gördü, hep çok sevildi. Çok güzel günleri geçti. Ferhan abi onun üzerine ceket gibi uyan roller yazdı. Çok mutlu oldu. Bütün bunların üzerine kavuğu ona vereceği zaman biz yine çok sevindik. Bütün arkadaşlarım onu çok destekledik. Çok mutlu olduk. Çünkü babam rahmetli Ertem Eğilmez'in de yaptığı gibi etrafındaki gençlere çok sorardı, çok fikir alırdı, onları önemserdi. Biraz da sanki onların dediğini yapıyormuş gibi değil ama söyledikleri her şeyi aklında tutardı ve kendi fikriymiş gibi de olsa hayata geçirirdi. Dolayısıyla bu genç tiyatro, babama göre çok daha genç oyunculardan oluşan tiyatro babam için çok değerliydi. Babamın tiyatro kariyerini burada bitirmesi onun için gerçekten çok anlamlı oldu.
babam bir kere adı orta oyuncular olan bir tiyatroya kabuğunu devretti. Evet, Ferhan abiye verdi ama Ferhan abinin nezdinde bütün orta oyunculara verdi. Dolayısıyla Ferhan abi de bu kabuğu Rasim abiye devrettiğinde aslında Rasim abi zaten kendinin de payı olan bir şeyi almış oldu. Kabuk hala bu tiyatroda. Onlar ne isterlerse onu yapacaklar, kime isterlerse ona verecekler. Çünkü bu bir kim daha komik, kim şunu yaptı, kim bunu yaptı, kim çok para kazandı meselesi değil. En çok gönül koyanın hak ettiği bir kavuk. Dolayısıyla babam orta oyuncuların ve Ferhan abinin en çok gönül koyduğuna ve hep de öyle olacağına inandığı için bu kavuğu onlara devretti. Babamı bu kadar çok sevdikleri ve çok hak ettiği sevgiyi, saygıyı, ilgiyi verdikleri için, yücelttikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Nasıl anlatayım bilmem. Çok laf etmeyi bilmem. Bir de üstelik büyük adamların uzun sözlerle anlatılacağına kani değilim. Büyük adamlara bir şey var, minnettar kalırsınız. Onu seversiniz, okşarsınız, beyninizde büyütürsünüz. Beyninizin en güzel meyvesi o olur. Münir abi benim beynimin en güzel meyvesidir. Onu yemeye kıyamıyorum. Ben Arzu filme girdim. Münir abiyi orada tanıdım. Hatta Şehit Tiyatrosu'nda Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'nda ben Sarhoş Kazım'ı oynuyordum. Elime basıyordu. Bir tek repliğim vardı. Usta elime bastın, elime bastın diyordum. O bile bana şeref veriyordu. Münir Özkul gibi bir ustayla oynamaktan. Yalnız babam Arzu filme geçtikten sonra bende araba var. Münir abi araba filan mal, mülk hiçbir şeyin peşinde değil. Ben giderdim Cihangir'den arabayla alırdım. Sefil Bilo'yu çekiyoruz. Ta bu Çatalca'ya giderdik. Orada mağaralarda eşkıyalık oynardık, film çekerdik bilmem ne filan. Benim en çok şeyimi severdi. Şiir düşkünlüğümü severdi. Ve ben onu şiirle karşılardım. Gittiğimde ilk okuduğum şey şuydu. İlyasiyim değiştirmem niyeti, batıl hürafeye etmem biatı. İbadet sayarım dosta hizmeti, bu da göze çarpan kabahatimdir. Evinden alırdım, derdi ki İlyas bir şiir oku derdi. En çok okuduğum şiir Ahmet Arif'in şiiriydi. Onun anısına tekrar okumak istiyorum efendim. Dağlarının ardı nazlıdır. Uçurum kıyısında incecik bir yol. Gider dolana dolana. Bir hastan vardır umutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Endamı kuytuda başak. Memesinin altında bir sancı, bir hain bıçak. Ölüm bu, fukara ölümü. Geldim geliyorum demez. Ya bir kuşluk vakti, ya akşamüstü, ya da seher mahmurlukta. Bakarsın olmuş olacak. Bir hastan vardı umutsuz, hasreti uykularda, hasreti soğuk sularda, gayrı iki korku çiçeğidir gözleri. İki mavi, kocaman korku çiçeği. Açar derin kuyularda. Dağlarının ardı korkunçtur. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurduğun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koyununa kara sabanı.
Sepetçioğlu'nun bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif. Mal haraç mezattır. Can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer. Yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin sahibidir bu. Kör boğaz nafaka uğruna haldan düşmüş demir gezer. Gün ola devran döne umut yetişe. Dağlarının dağların ardında değil öyle yoksulluklar, hasretler. Bir tek başak bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur. Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ. Bu yürek ne güne vurur. Kaçar damarlarından karanlık. Kaçar bir daha dönemez. Sunar koynunda yatandan hem de mutlulukla sunar. Beynimizin ışığında yer altı. Her mevsim daha genç, daha verimli. Sunar pırıl pırıl sebil. Ömrünün en güzel aşka sardığını elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar. Bire on, bire yüzle akşama gebe. Şafakla doğan iş gücü. Yalanım yok, sözüm insan sözüdür. Ol kitapta böylece yazılıdır. Ol sevda böyledir. Bana bir gün dedi ki, İlyas dedi, böyle İlyas dedi, ben şairler gibi değil, şiirler gibi yaşamak istiyorum dedi. Çünkü her şair kendi yazdığı şiir kadar onurlu olamıyor. Münir abi, şiirlerle kal, kurbanın olayım, eyvallah. Ben Münir abiyi aktör olarak anlatacak değilim. O sözcükleri aramakta güçlük çekiyorum. Ama Münir abi olarak, dost olarak, abi olarak anlatmak daha çok hoşuma gidecek. 1963 yılında şehir tiyatrosundan ayrıldı Savaşçı İçerli. Onun tiyatrosuna götürdü bizi Ayber Çölok, o aktör abimizdi. Münir abi onu çok severdi. İki tane role ihtiyacı varmış. Peter Ustinov'un onun ismini geçti Sadık abi şey yapmıştı, General Çöpçatan yapmıştı. O oyunda ilk rolümüzü oynamak üzere gittik. Sonra yollarımız yıllar sonra yeniden 1978 sezonunda Sadık Şengel'in Kanuni yanında kesişti. Ertem abiyle beraber sahneye koyacaktık. Ertem abi ayrılınca ona kaldı iş. İkimiz de Cihangir'de oturuyorduk. Ben Münir abi evden alıyordum, giderdik. Çok zevkli prova ve çok zevkli oyun devresini içirdik. Düşünebiliyor musunuz? Her gece oynuyoruz oyunu, Ankara turnesi yapıyoruz. Her oyunda ayrı bir keyif, ayrı bir zevk alıyorduk. Ben Münir dostum aslında İstanbul Türkiye'de durmak yerine Amerika'da da olsaydı, işte bir Hollywood'da ya da Broadway'de yani hem tiyatro hem sinema üstünde yine Türkiye'de aynen bugünkü Münir Özkul gibi tanınırdı. Çünkü gerçekten dev bir aktördü yani. Mesela herkesin bildiği ama tam tarifleyemediği bir şey, ben tariflemeye çalıştım en azından. Dram oyuncusu olarak çok mükemmeldi. Komedilerde iyiydi ama değildi anlamı çıkmasın bu ama Münir abi de zaten komediyi daha çok sever ama dramlarda daha başarılı olduğunu söylerdi. Çok Cihangir'de otururduk biz de. Gidip gelmelerimiz olurdu. Ben Kalamış'a taşındıktan sonra da ev toplantılarında karısı Umman, Münir abi hep iyice görüştük. Son zamanlarında ancak onların telefonunu arıyordum ve o beni onunla konuşturmaya çalışıyordu. Münir abi sanki benim için hiç bu dünyadan göçmemiş gibi geliyor. Yani şu anda onu düşünüyorum, o tok ses tonunu düşünüyorum. O güzel yüzünü, o anlamlı bakışları düşünüyorum. İyi bakan aktörler, iyi aktörler. Münir abi hem doğru bakardı hem iyi bakardı. Gözleri çok etkiliydi.
yılı nerede, bugün nerede? Yani çok çok zaman çabuk geçiyor. Onu nasıl alacağımı düşünüyorum zaman zaman. Böyle pat diye siyah beyaz bir film çıkıyor ekranda. Kötü oluyorum. Müdür abi, sen Türk yapısın ve Türk sinemasına daha uzun yıllar kalıcı olacaksın. İnsan göçtüğü zaman her şey bitiyor ya. Ama bu sanatçılar için öyle olmuyor. Senin için öyle olmayacak. Çünkü sen çok değerliydin. Aynı zamanda önemliydin. Bazıları çok önemlidir ama çok değerli değildir. Sen hem değerli hem önemlisin. Bu sürecek böyle. Hepsini özleyeceğiz dünyayı. Merhaba, ben Yaman Tüzce, Münir Özkul Tiyatrosu'nun eski oyuncularından. Size dünyanın ta öbür ucundan, Avustralya'nın Sydney kendinden sesleniyorum. Nasılsınız? Münir abiyle tiyatro yapmak demek, yalnızca tiyatro sanatının değil, tiyatro dışında da arkadaşlık etmek, İstanbul'u tanımak, onun balını almak demekti. Münir abinin rol aldığı bir filmde benim de küçük bir rolüm vardı. Sette çekme ara verdiler, sahne değiştirmek için. Münir abi bana işaret etti, dışarı çıktık. Yarım saat aramız var, sigara içeceğiz, çay içeceğiz. Hemen sigaraları yaktık, Bitişik'teki çay bahçesine doğru yola çıktık, girdik, çay bahçesinde bir masada kendi ferdi bir beyefendi oturuyor. Kömür şapkalı, kravatlı, tatlı elbise. Münir abi görünce ayağa kalktı. Münir Bey dedi, lütfederseniz çaylarınızı benim masamda içmek şerefini bana bahşeder misiniz? Deyince Münir abi, aman efendim, estağfurullah, rica ederim dedi. Münir abi bir Bakırköy beyefendisi. Alçak gönüllü bir adamdı Münir abi. Onda bu yüksek ego denilen şeyin zerresi yok. Zaten ego cahil artistlerle olur. Neyse, oturduk masaya. Adam bize çay söyledi. Adamın gözü Münir abinin elindeki sigaraya takıldı. Dedi ki, Münir Bey, artık yaşınız ilerliyor. Bırakın şu sigara denilen belirtini. Bakın ben bıraktım. Çok rahat ettim. Münir abine böyle gelişikten sordu. Beyefendi, bırakalım ne kadar oldu? Dedi. Adam dedi ki, efendim tam 23 yıl, 6 ay, 28 gün oldu. Hatta şimdi saat, bugün saat 7'de 6 ay, 29 gün oldu. Deyince Münir abi güldü. Aman beyefendi, siz daha bırakamamışsınız dedi. Ben de güldüm tabii. Münir abiyle rahmetli Adile Naşit'in cenazesinden çıktık. Çok kalabalıktı. Derler ki, Adile Naşit'in cenazesinde Şişli Camisi'nin avlusunda ve civarında 20 bin seveni varmış. Çıktık Münir abi, taksi çevirdi, evine gitmek üzere ağız falan dedi, bindik. Taksinin şoförü dikiz aynasından bakınca arkada oturan Münir Özkul olduğunu görmüş ve çok sevinmiş. Münir abinin hayranlarından bir şoför. Acaba demiş, nasıl böyle güzel, hoş bir kelam etsem de Münir abinin hoşuna gitse yani diye düşünüyorum diye kendi kendine düşünmüş. Sonra şöyle yanına dönmüş arkasını, demiş ki, Münir abi bey abiciğim, hani var ya, senin de cenazen en az bu kadar kalabalık olur ha. Münir abi de gülmüş tabii. İstanbul'un sesi bitmiş. Hani gür sesli bir simit. Çok arabesk sokaklardan geçiyorum. Hani nerede sokak satışçısının sesi?
sokak satıcısı nerede? Satıcıdan vazgeçtik. Hani sokak nerede? İstanbul'un sesi. Anne babama